TÜİK adına bugün bu basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, yine dün, önceki gün ve bu akşam partimize yönelik siyasi soykırma operasyonları kesmeden devam etti. Son 3 gündür özellikle Diyarbakır, Ankara, Ağrı, Mersin başta olmak üzere birçok ilde, il ilçe binalarımız basıldı. İçerisinde parti meclis üyesi olan arkadaşlarımız, yine kadın meclisinde çalışan arkadaşlarımız, il ilçe eş başkanlarımızın da oldu. Onlarca arkadaşımız gözaltına alındı. Elbette ki AKP Genel Başkanı'nın HDP'ye oy verenlerin de aslında hesap sorulacağını söylemesinin ardından bu baskının, bu yönelimlerin gittikçe arttığını da ifade etmek istiyorum. Aslında son 3 yıldır çöktürtme planı olarak tarif ettikleri ve bu konsept dahilinde partimize yönelik ciddi bir saldırı gerçekleşti. Hala cezaevlerinde 10 bine yakın partili arkadaşımız, yöneticimiz, içerisinde milletvekili arkadaşlarımızın olduğu, yine belediye eş başkanlarımızın olduğu 10 binlerce kişi hala hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde rehin tutulmaktadır. Elbette ki biz bu HDP'yi yok etme siyasetinin bir devamı olarak bu operasyonları algılıyoruz. Ama son 3 yıldır başaramadıklarını, bu operasyonlarla da bir kez daha başaramayacaklarını ifade etmek isteriz. Çünkü HDP bugün artık halklaşmıştır. Bu coğrafyanın bir hakikatidir. Tutuklamayla, gözaltıyla, baskıyla sindiremeyecek düzeyde aslında toplumsallaşmış bir harekettir. Bunu görmek istemeyenler 24 Haziran seçim sonuçlarına bir kez daha bakmalarını öneririz. Çünkü bütün bu hukuksuzluk sürecinde, baskı sürecinde, zulüm politikaları karşısında HDP iradesine sahip çıktı, halklaştı ve bir kez daha bu konsepti boşa çıkardı. Dolayısıyla HDP'ye yapılan zulmün binde biri, bırakın aslında zulmü bunlar yapılmasını, bu rant musluklarını kapattığımızda bugün iktidarda muktedir olanların nasıl parça parça olacağını biz de bir kez daha biliyoruz. O açıdan da partimize yönelik geliştirilen bu konsepti bir kez daha burada kınıyoruz. Bir an önce arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, son dönemlerde sizin de bildiği gibi son bir haftadır özellikle ülkede bir ekonomik kriz meselesi tartışılıyor. Yani çoğunlukla bu meseleyi ekonomik veriler üzerinden tartışıldığını bizler biliyoruz. Ama biz bir kez daha bu ekonomik krizin sadece ekonomik kriz olmadığını da ifade etmek istiyorum. Bu AKP iktidarının aslında siyasal ve sosyal krizinin bir yansımasıdır. Bir yönetememe krizidir. Bir tek adam rejiminin inşa krizidir. Bu tek adam rejiminin inşa krizi elbette ki bu toplumsal ve siyasal olaylardan bağımsız ele almak mümkün değil. Özellikle son 16 yıldır adım adım örülmeye çalışan bu faşizmin kurumsallaşması, yine Kürt sorununa yönelik yine baskıcı, inkarcı, asimilasyoncu ve savaş politikalarının derinleşmesi, yine İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan üzerinde derinleştirilen tecrit politikalarının bir sonucu olarak bu ekonomik krizi görmek gerektiğini düşünüyoruz. Yine bu ekonomik krizi bugün milliyetçi hisleriler ve sanki dışarıdan bir savaş veriliyormuş, bir kurtuluş savaşı varmış gibi bir algı operasyonu, yani yandaş medya aracıyla bir algı operasyonu yürütülüyor. Oysa bu savaş bir savaş değildir, bu bir AKP'nin tek adam rejiminin krizidir. Bunu böyle okumak gerektiğini de bizler düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ülke kaynaklarının nereye harcandığını dönüp baktığımızda aslında bu krizin nedenini de bir anlamda çözmüş olacağız. Bu tek adam rejiminin kendi sermayesini oluşturma krizidir. Ülke kaynaklarını yandaşlara rant olarak sunma krizidir. Değerli arkadaşlar, bugün ülke kaynaklarının çoğunun betona, bu beton işlerinin de yandaşlara nasıl peşkeş çekildiğini bizler çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla ülke kaynaklarının rantçılar tarafından paylaşılma sorunu olarak biz kadınlar bu ekonomik krizi böyle tanımlamak gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle HDP Kadın Meclisi olarak. Yine biliyoruz ki özellikle dünya deneyimlerinde de, faşizm deneyimlerinde de çok da gördüğümüz gibi bu ekonomik krizin özellikle yoksullara
ve kadınlara aslında mal edilmeye, bunun faturasını, sorumluluğunu kadınlara yüklenmeye çalışıldığını biz de çok iyi biliyoruz. Çünkü kriz dönemlerinde ilk önce işinden edilen kadınlardır. Yine ailede, ev ortamında, ev idaresinde kadınların yükünün çokça arttığını bizler de çok iyi biliyoruz. Yine bu kriz dönemlerinde özellikle cinsiyetçiliğin, erkek egemenliğinin de kışkırtıldığını, kadın bedeni, kadın emeği üzerinden yeni bir sistem inşa edilmeye çalışıldığını da bizler çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu kriz süreçlerinde özellikle erkek egemenliği ve cinsiyetçilik kadınlara, kadın emeğine, kadın bedenine şiddet olarak da geri dönüyor. Bunu dünya dönemlerinde de son özellikle 16 yıllık AKP'nin dönem dönem yarattığı siyasal krizlerde de, sosyal krizlerde de özellikle kadın bedenine, emeğine yönelik saldırılarda ve kazanımların el koyma politikalarında da bizler çok iyi biliyoruz. Yine bazı böyle tuzu kuruların Ayşe teyzenin dolarla ne işi var şeklindeki ifadelerinin de aslında bu anlamda bir öngörüsüzlük, bir cinsiyetçi politikanın ürünü olarak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sizler pazara çıktığınızda patatese, soğana yapılan zamın, yine temel gıda maddelerine yapılan zamın, yine hastanelerde yani ilaç kuyruklarında alınamayan ilaçların faturasının ve aslında bunun bedelinin kadınların da ödediğini biz çok iyi biliyoruz. O zaman da bu doların ve yükselmenin aslında Ayşe teyzenin de yoksul Mehmet amcanın da sorunu olduğunu bizler biliyoruz. Dolayısıyla bu böyle algı operasyonlarıyla bu şekilde milliyetçi hislerle bunun hesabını vermeme üzerinden yaratılan algının da bir kez daha aslında hesap vermeme üzerinden bir yaklaşım olduğunu ifade etmek isteriz. Dolayısıyla bu krizden çıkmanın bir yolu da bu rantçı peşke çeken ekonominin denetlenebilir olması. Diğer bir anlamda da yine Kürt sorununda demokratik işleyişin, demokrasinin ve özgürlüklerin önünün açılması ve özellikle bir an önce Emiralı'daki tecritin son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, son dönemlerde yine gündemde olan diğer bir konu ise bu çadır kentlerde özellikle mülteci kadınlara yönelik geliştirilen politikalardır. Bildiğiniz gibi milyonlarca Suriyeli özellikle 2011'den beri yerini, yurdunu terk etmek ve dünyanın dört bir tarafında mültecileşmek zorunda kaldı. Yine Türkiye'de de 4 milyona yakın mülteci var ve bunlar büyük bir bölüm özellikle kadınlar ve çocuklar çadır kentlerde yaşamak zorunda. Özellikle Ceylanpınar Kaymakamlığı'nın aslında denetiminde olan Tel Mahmut çadır kentinde medyada da yansıdığı kadarıyla orada kadınlara yönelik özellikle gündelik ihtiyaçların karşılanması karşılığı kadınların istismar edildiği ve fuhuşat zorlandığı haberleri geldi. Biz bunun takipçisi olmaya devam ediyoruz. Vekil arkadaşlarımız bu konuyu meclis gündemine son önergeleriyle de getirdiler. Basında da çokça işlendi ama maalesef hala bu olayla ilgili yetkililerden tek bir açıklama, tek bir izahat hala söz konusu değil. Dolayısıyla bu iddialar yani bu fuhuş ve istismar olaylarına ismi karışanlarsa ne yazık ki orada birinci derecede görevli ve sorumlu olan şahıslardır ve kişilerdir. Dolayısıyla savaştan kaçan insanlar özellikle kadın ve çocukların bir kez daha savaşı aratan politikalara maruz kalması özellikle kadınlara ve çocuklara karşı işlenen bir savaş suçu, bir insanlık suçu olarak tanımlanmak gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle uluslararası diplomasiyle AKP'nin mülteci kozunu nasıl kullandığını, bunu nasıl bir rant aracına dönüştürdüğünü bizler çok iyi biliyoruz. Ama maalesef bugün çadır kentlerde özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddet, istismar ve fuhuş konularında sorumluluğu üstüne alan, bu konuda açıklama yapan, açık şeffaf bir denetim mekanizmasını kurmayan bir AKP iktidarıyla da karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizler kadın örgütleri ve HDP Kadın Meclisi olarak bir an önce bu çadır kentlerin ki biz sadece Ceylanpınar'ın tek olmadığını, benzer çadır kentlerden benzer duyumlar aldığımızı ve benzer durumlar yaşandığını da bizler biliyoruz. O açıdan bir an önce bu çadır kentlerin kadın örgütlerine STK'lara açılmasını ve denetime tabi tutulması gerektiğini de ifade etmek isterim. Diğer bir konuysa arkadaşlar bildiğiniz gibi aslında cezaevi sorunları bizler hem mecliste hem bu kürsülerde hem de sokakta çokça ifade ettik, çokça gündeme getirdik. Aslında keyfinin ve hukuksuzluğun yaşandığı alanlardan bir tanesi de cezaevleridir. Bugün buralarda yaşanan uygulamalar dönüp baktığımızda aslında buraya cezaevi demek çok zor. Gerçekten toplama kampları gibi bir mekanizmaya sahip. Her gün ailelerden onlarca başvuru alıyoruz yaşanan hak ihlallerine dair. Özellikle Mersin'de Tarsus cezaevine yönelik hak ihlalleri çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle aileler üzerinden bize gelen bilgilerde
ayakta sayım, keyfi, görüş yasağı, yine kaba dayak, işkenceye varan uygulamalar, yine revire çıkarmamak gibi hak ihlallerinin çokça yaşandığını bizler biliyoruz. Önceki hafta içerisinde grup başkan vekilimizin de olduğu vekil arkadaşlarımız da tahsis cezaevine gittiler ve orada bir açıklama da yaptılar. Gerekli yetkililer de kimi görüşmeler gerçekleştirdi. Ama maalesef hala herhangi bir iyileşme, bir düzelme söz konusu değil. AKP kendi faşizan politikalarının bir laboratuvar olarak aslında cezaevlerini görüyor ve böyle bir yaklaşım cezaevlerinde sergiliyor. Dolayısıyla bizden bir an önce cezaevlerine yönelik bu uygulamaların derhal son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle OHAL sürecinde cezaevlerine dayanışan cezaevleri sorunlarını dile getiren kurumların kapatılması ve denetim mekanizmalarının ve dayanışma mekanizmalarının da ortadan kaldırılmasıyla birlikte cezaevlerine yönelilerin çok daha ciddi arttığını da ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla AKP iktidarı bir hukuksuzlukta sınır tanımıyor. Yani medyada çok da gündeme de geldi. 13 aylık Alim Bebek hala cezaevinde astım hastası. Ve bir dönem ilaçları verilemedi, yine kamuoyun baskısıyla bizlerin müdahaleleriyle ilaçları verildi. Ama bugün yine tekrar babasından aldığımız bilgiye göre yine ilaçları verilmemeye devam ediyor. Benzer şekilde 78 yaşındaki Sisi ananın da benzer durumu vardı. Önceki basın açıklamasında da detaylı bir şekilde Sisi ananın durumunu ifade etmiştim. Ama maalesef 78 yaşındaki Sisi ana ve 13 aylık Alim bebek cezaevinde AKP'nin bu faşizan politikaları sonucunda onun zulmü onları birleştiriyor. Dolayısıyla ben bir kez daha hem Sisi ana hem de Alim bebeğin bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ve yetkililer bu konuda bir an önce bir karar vermesi gerekiyor. Onun yine ben bir kez daha cezaevinde olan bütün arkadaşlarımı saygıyla selamladığımı da ifade etmek isterim. Kısacası bir konuya daha ifade etmek isterim arkadaşlar. Biliyorsunuz iş cinayetleri aslında bu ülkenin kanayan yaralarından bir tanesi. Yani ciddi ihmalkarlıkların sonucunda aslında yaşanan iş cinayetlerinden söz ediyoruz. Geçen PTT binasının restorasyonunda çalışan Dilek Dayar 23 yaşında restoratör. Kendisi de bugün bu ihmalkarlığın sonucu yaşamını yitirdi. Biz bu olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bir kez daha aileye buradan da başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, yani bu alana da dönüp baktığımızda yine aslında rant, yine sömürü siyasetinin, AKP'nin sömürü politikalarının bir sonucu olduğunu görüyoruz. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren, yani işçilerin %98'i sendikasız, güvencesiz. Yani dolayısıyla bu iş kazalarına dönüp baktığımızda birçoğu aslında önlenebilir kazalar. Ama maalesef bu konudaki yine AKP'nin yaklaşımı, yine bu konu bu alana yönelik politikalarından kaynaklı her gün onlarca işçi inşaatlarda ya da benzer sektörlerde düşerek yaşamını yitiriyor. Dolayısıyla bu iş cinayetlerine ilişkin de bir an önce özellikle sendikaların bu alanda çalışan insan örgütlerin ve bizler de bu konuda sorumluluk alan siyasiler olarak bir an önce bu konuya ilişkin de ciddi adımların ve önlemlerin alınması gerektiğini de düşünüyorum. Biraz da biz HDP Kadın Meclisi olarak özellikle bu kadına yönelik gelişen baskı, şiddet, yine bütün bu cezaevlerinde de kadın bedenine yönelik geliştiren politikalara ilişkin biz önümüzdeki dönemde hem kadın örgütleriyle hem de kadın meclisi olarak ciddi bir mücadele hattını da geliştirip bu faşizan politikalar karşısında da kadın dayanışmasıyla bir mücadele yürütme kararlılığında olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim. Soru yoksa bitireceğiz. Peki arkadaşlar, teşekkürler. Kolay gelsin.